Mersin merkeze bağlı Değirmendere köyündeyiz. Değirmendere bir de İzmit'in oralarda var, karıştırmayın. Bu Mersin'deki duman da yemek değil. Koca kazandan ne? Öğreniriz. Kolay gelsin. Bu kazanda pişen nedir? Anduz pekmezi. Pekmez mi? Anduz pekmezi. İsminiz? İsmim Arif Barut. Arif. Arif Barut. Arif amcacığım, bu evet. Mevsim pekmez mevsimi değil. Pekmez mevsimi. Pekmez mevsimi değil. Şimdi biz bu Nisan Mayıs'ta daha güzel. İçerideki kıl kurdu var ya, parazitler yani temizlemesi için Nisan Mayıs'ta daha güzel satış oluyor bunun. Bu nedir kırdığınız? Ceviz bu, midir? Anduz. Anduz mu? Anduz. Anduz pekmezi. Anduz pekmezi. Sen bunun duydun mu daha önce kardeş? Anızı duydum da bizim bildiğimiz anız tarlayı yakmak yani, değil mi? Anız. O anız o. O anız yakıyorsun tarlada. Anız değil. Bu anız bu. Bu anız nereden? Dağdan topluyoruz. Ağaçtan mı? Ağaçtan. Yerden mi çıkıyor? Ağaçtan. Ağacı var bunun. Anız ağacı. Anız ağacı var. Bir bakabilir miyim abla? Bunun nesi olur bu? Yenir mi? İçilir mi? Bu yenir tabii. Nasıl yenir? Böyle dışını kemirip yiyeceksin şu şekilde. Ya. Güzel güzel. Ne mi? Güzel. Bir de şunu, yi bakalım. O ne? Bunun çekirdeği. Anduzun çekirdeği. Anduzun çekirdeği bu. Sırf çekirdeği mi? Çekirdeği bu. Bunu yiyince ne olur? Yani neye yarar bu? Bu her şeye yarar. Vücutta ne gerekiyorsa, ne istiyorsan ona yarıyor. Yaramadığı bir şey yok. Her şey yarıyor. İçerideki kıl kurdunu, yapım hastalığını, kanseri. Kanseri mi? Tabii. O şekere faydası var bunun. Ne kanserini önlüyor bu? Bu vücudunda ne kanser varsa onu kanser önlüyor. Anduzun çekirdeği. Çekirdeği, anduzun kendisi pekmezi. Her yerde yetişir mi bu? Yok yetişmez. Toros dağlarında yetişiyor. Sadece buralarda? Tabii Toros dağlarında. Bu Toros dağlarının her tarafında yetişir. Nasıl ağaca çıkıp toplayıp getiriyorsunuz? Başından onu topluyor tabii. Sallıyoruz. Yetiştiği anda salladığımı dibine dökülür. Oradan topluyorum böyle elimizden topluyoruz. Getiriyoruz. Burada kırıyoruz bunu. Kırmak. Kırıyoruz. Ondan sonra ıslıyoruz. Bu kırmak, bu tokmakla bunu vurup kırıyoruz. Bir gösterebilir misiniz kırmak? Abla elin, elin. Elin bir şey olmaz. Ama of. Tebrik ediyorum sizi. Cesaretinizden dolayı da kutluyorum. İsminiz nedir? Solmaz Yüksel. Solmaz abla. Hem konuşuyorsun hem elini tokmağın altı. Ya hiç eline gelmedi mi? Yok. Hiç. Gelmedi. Elhamdülillah daha şimdiye kadar. Ama en riskli işi sen yapıyorsun. Ben yaparım. Kırmakta bir şey yok da. Kırarım. Dur bir deneyelim. Kırarım yani da. Andızın pekmezini yemek bir şey değil ki. Andızı ezerken elini taşının altına sokmak biraz zor. Hazır mıyız? Allah. Anneciğim siz bu kıran amcanın nesi oluyorsunuz? Hanımı. Hanımı. Kopamıyorsun yanından anladığım kadarıyla beyim. Başka yok zaten ikimiz kaldık. Öyle çocukları eve verdik bitirdik. İki kişi kaldınız. İkimiz kaldık. Pekmezi bu köyde herkes yapar mı? Yok. Şimdi az yapanlar az var. Az yapan var yani herkes yapmaz. Yani uzmanı sizsiniz bu işin. Uzmanı en fazla biziz yani. Şimdi bunu kırdık. Kırdıktan sonra ne oluyor? Bunu kırdıktan bak şu bidonlara ıslıyorum. Suyun içine atıyorsun. Suyun içine atıyorum. Orada bir gün iki gün kalıyor. İki günden sonra o şıranaya daha hışır konuk. Ona döküyorum oradan önüne akıyor. Hışır mı? Hışırı yani bu hışır yani. Bu hışır dinir yani hışır oluyor yer ıslandı mı? İsminiz yani efendim sizin? Ümmü Gülsüm. Arif amca ve Ümmü Gülsüm. Evet. Teyze. Nur içinde yatsın babaannemin adı Ümmü Gülsüm'dü. Amin. Kaç yıllık evlisiniz? Kaç yıllık? 43 yıllık evliyiz. 43 yıllık. Dayı helal olsun Arif amcacığım sana be. Bak çeteresini tutuyor. Adama sorduğun zaman söylüyor 43 diye. Senin umurun değil kaç yıllık evliymişim. Ya, biliyorum da anda unutuyorum yani. 9 senede çocuğumuz var. Peki nasıl gördün, nasıl tanıştınız siz Arif amcayla? Pekmez yaparken pekmezi... Yok o zamanlar pekmez niye yok. Kazanı karıştırmasını yabancı değil bu ki. Yörüktüm. Hala mı oğlu benim? Anlatsana güzel Cemal. Sen anlat canım. Şimdi biz orada ben yörüktüm. Yörük davarçıydım. Davarım var keçim. Saketsizinde. Bunun önüne bu orada Gözür diye yer var. Oraya vardı sığır sürüyor bu yukarıya. Sığır sürerken bir sığır lan sürüyor ki. Senin orada gözler açıldı fal taşı gibi. Orada tanıştık bununla. Beraber
2-3 sene falan böyle beraberliğimi sürdüm. Ondan sonra bunu ben kaçırdım. Ay lafa bak, beraberliğimi sürdü. Düzeyli beraber. Vay vay ya Arif amca sen of of. Beraberliğimi sürmüş. Ondan sonra bunu kaçırdım ben. Niye kaçırıyorsun? Babası vermez bana. Niye? Aylaksız diller ya, aylaksız diye babası vermez, sevmez değil. 10 sene, 15 sene falan küstürdü kayınbabana. 15 sene? 15 sene küstürdü. Ondan sonra ağlamadın barıştı. Ağlamadın sen annem? Küs olduğunuz zamanda? Annemle küs değildim. Annemle gider, annemi görürdüm, babamın küsüdü. Babam konuşmazdı. Ama babanı da özlemez mi insan annem? Görürüz geriden ağrı. Hasretini öyle uzaktan bakarak mı giderirdin babana? Evet. Sonra çocuk olunca da mı barışmadınız? Barışmadı. Sonradan barıştı yani 13 sene küstürdü. Sonra nasıl oldu barışma? Ondan sonra kendi bir gün demiş yani kendi evi geliyordu. O anneme dedim rahmetli yani Allah rahmet etsin, ikisi rahmetli oldu. Dedim babam gelir, ben annem dedi ki ne hiç bir yere gitme dedi. Gelsin dedi, doğru eline var dedi. Yeter kalan küslüğü dedi. İnatmış. İnat, inat. Yörük müydü kayınpederim? Tamam, kayınpederim yörük değil. O köylü. Tam inatmış ama o da. Şimdi o zamanlar köyümüz çok fakir idi. 1963'te bu. Bahçe yok. Köylüler pamuk toplamaya giderler, ot dövmeye giderler. Biz görürüz, bizim tabii şeyimiz, halimiz, vaktimiz o zamanlar yerindeydi. Şimdi tabii andız kıracak duruma düştük de bu ayrı mesele. Ya bu da iyiymiş. Ha, bu peki da iyi. Onu haşladı, kışır oldu. Sonra annem? Onu süzüyor, bidona geri suyunu sabaha da çöküyor. Sabahtan dilbedinen ileğine katıyorsun. İleğinden işte kaynıyor, pekmez oluyor. Torpak atıyoruz. Torpak atıyorsun, ısladın mı ya? Biz ona ısladın mı, bunun içine torpak atan. Bu ki bunun acısını almam, alsın diye. Güzel olması için. Hem işresini çıkartacak, hem acısını atacak, kekresini alacak. Peki neye faydası var bu pekmezin? Üzüm pekmezinden farkı ne? Uzun pekmezinden bunun çok farkı var. Nasıl bir farkı var? Bunun şimdi aslıma, boraşide, kıl kurduna, ilik kanserine bunun çok faydası var. İlik kanserine. İlik kanserine. Kıl kurdu ne? Kıl, içerisinde kıl kurtları yok mu? Parazit. Onlara. Ha, parazit, bağırsak parazit. Parazit bağırsaklar neye? Mide ağrısına, mideye. Her şeyin dolu o zaman. Mucize bir şey. Şekere. Bir tadına bakabilir miyiz? Bulamacını bir şey mi? Bulamacını mı? Evet. Bir bakalım tadına. Aslında bir de prensip kararı aldık. Hani yediklerimizi göstermeyeceğiz diye, ama andız pekmezini her yerde bulamayacağımız için bulmuşken bir tadına bakalım. Bir lokma koyunuz ablacığım. Kuş burnuna kokuyor. Tamam, gösterdik tadını. Çok güzel bir tadı var. Bunu bir görüntü dışı bitirelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.